iyi niyetle, samimi bir şekilde, kıt imkanlara rağmen, borca rağmen, bütün engellemelere rağmen, altyapı, üst yapı sorunlarına rağmen biz imkanlarımız ölçüsünde, var gücümüzde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Samandağ Belediye Başkanı Avukat Refik Er Yılmaz, Alioğlu'nun hazırlayıp sunduğu Demokrasi Bulvarı programının konuğu oldu. Sosyal medyada hakkında çıkan iddialara yanıt veren Başkan Er Yılmaz, "Tek biri bile doğru çıksın, halktan özür dileyeceğim." diye konuştu. Efendim Refik Er Yılmaz akrabalarını işe aldı. Efendim Refik Er Yılmaz şunu yaptı, bunu yaptı. Ya ben çıkıp diyorum ki, bu söylediklerinizin biri, bir tanesi doğru çıksın. Çıkacağım, halkın özüründe, karşısından özür dileyeceğim. Hani İracatçı. 350 personelimiz var. Samandağ Belediyesi'nde Er Yılmaz soyadı olan bir tane kızımız var. O da taşeron işçi. Bakın bir tane. 350 tane işçi var. Er Yılmaz soyadı bir kişi var diyor. Ben buradan söylüyorum. Üçüncü derece akraba. Bakın. Üçüncü, yani hala teyze dahil olmak üzere onların çocukları, torunları. Eğer bir kişiyi almışsam söz veriyorum, çıkacağım, yarın sabahtan işine son vereceğim ve özür dileyeceğim. Er Yılmaz pandemi süresince sosyal belediyecilik kapsamında yaptıkları çalışmaları anlattı. Yurt dışında çalışan işçilerimiz orada mahsur kalınca ailelerine de işte yardım gönderemeyeceğim, para gönderemeyeceğim, bundan etkilenen aileler oldu. 65 yaş üstü aileler, işte büyüklerimiz evden dışarı çıkamayınca onlar bir kısmı mağdur oldu. Kim başvurduysa biz ona elimizi uzatmaya çalıştık. Bir kısmını biz ödedik, bir kısmını aldığımız bağışlarla, birkaç iş adamı arkadaşımızın yaptığı bağışlar, dernek kanalıyla yaptığımız bağışlar, bir de bir kısmını da Büyükşehir'e gönderdik. Büyükşehir kanalıyla tamamlamaya çalıştık. Bunun dışında, hani bugüne kadar pek zikretmek istemediğim bir başka konu, biz bir yıldır durumu çok kötü olan vatandaşlarımıza nakdi yardım yapıyoruz Ali Bey. Samandağ Belediyesi'ni 72 milyon liraya yakın bir borçla teslim aldıklarını ifade eden Er Yılmaz, mevcut borcun 61 milyon liraya düştüğünü belirtti. Biz aldığımızda 71,5-72'ye yakın bir borcumuz vardı. Şu anda 61'e düştü. Yani 9 milyona yakın bir ödememiz oldu. Artı bizim dönemde yaptığımız bütün hizmet alımlarına, ekipman alımları, araç alımlarının paralarını biz peşin ödedik. Yani bizim kendi dönemimizden aldığımız bütün hizmetlerin parasını ödedik, borcumuz yok. Artı bir önceki dönemden yaklaşık işte 9 milyona yakın bir borç ödedik. Ayrıca Ali Bey, biz kredi kullanmadık. Biz gayrimenkul da satmadık. Bakın bu çok önemli. Er Yılmaz, hayata geçirmeyi düşündükleri projeler hakkında da bilgiler verdi. Biz her mahalleye bir taziye salonu sözü verdik, yapacağız. Her mahalleye bir iki tane park sözü verdik, yapacağız. Ama bu imar planının olmayışı bizi ciddi anlamda, evet, sıkıntıya soktu. Bir şey yapamıyorsunuz.